Merhabalar, bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor serisinde daha beraberiz. Sayın Cem Sorguç'la beraberiz. Hoş geldin. Bir kere çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Teşekkür ederim bana davet Bugün ettiğiniz için. evet beraberiz. Demin kayıttan önce de konuştuğumuz gibi hakikaten bu programların özellikle böyle bir arşivleme açısından önemli bir katkısı var diye düşünüyorum. Bu açıdan da hani böyle bir mümkün olduğunca kapsayıcı bir çeşitlilik içinde devam etmesine çaba gösteriyoruz. Çeşitlilik deyince de şöyle bir şey geliyor aklıma. Ben böyle tabii dün hep çalışıyorum programdan önce. Dün de seninle ilgili böyle bakarken ya o kadar çok şeyi bir arada yapıyorsun ki müthiş böyle insan hem kıskanıyor hem hayret ediyor. İşte tabii mimarlık var ana eksemde ama eğitimcilik var benim gördüğüm kadarıyla değil mi? Eğitim faaliyetlerine devam ediyorsun. İşte bir yandan böyle bir sanatla ilişki var. DJ'lik bir şekilde sürüyor. Bütün bunlar nasıl oluyor da oluyor gibi bir şeyle belki başlamak doğru. Bir yandan da şunu düşünüyor insan. Belki bunlar hep birbirini beslediği için bunlar olmadan da olmuyor diye. Sen orada nerede duruyorsun? Tam dediğin gibi aslında bunlar birbirini herhalde besliyor bende. Böyle büyük bir şey gibi düşünüyorum. Parçalardan oluşmuş bir kitle gibi düşünüyorum. Herhangi birini çekince sanki diğeri sallantıda kalacakmış gibi. Bir de tabii bunun şöyle bir avantajı var bana. Yegane yaptığım şeyden sıkılmama engel oluyor diğerleri. Dolayısıyla bu hani mimarlıktan sıkılıyorum anlamına gelmiyor ama sıkılma ihtimalini bertaraf etmeme en azından ona bir faydası var. Bilinçli de bir şey değil. Yani herhalde ben çocukluğumdan beri aynı durumdayım. Hem futbol oynayıp hem de basketbol takımında olan bir adamdım. Dolayısıyla birbirine tezat olan şey olsa, sporlar olsa bile. Herhalde bunun getirdiği bana çok şey gelmiyor. Bir tek tabii zaman, yani insan yaş aldıkça ve etrafında uğraştığı şeylerle daha ciddi uğraşmaya başlayınca zaman devreye giriyor. Burada biraz daha organize olmak Öncelikler gerekiyor. meselesi Öncelikler önemli. Evet. devreye giriyor. Peki yani şeye de bakınca yani senin mesela bir büro modeline baktığımız zaman da aslında böyle tam butik bir ofisle kurumsal bir ofis arasında bir yerde ben durduğunu görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yok, doğru. Çünkü aslında hani küçük bir ofis değil ama öte yandan da anladığım kadarıyla böyle birçok projede sen son noktaya kadar dahil oluyorsun. Değil mi? Evet. Böyle bir Evet. üstten örgütlenen bir yapı yok. Dolayısıyla bunun da avantajları ve dezavantajları var diye görüyorum. Bir başka saptamamda şu oldu dün. Aslında her ölçekte ve neredeyse böyle hemen hemen her temada proje üreten bir yapı var. Böyle bir ağırlıklı olarak tabii bütün Türkiye'de olduğu gibi konut olmakla beraber işte baktığım zaman tarihi çevrede koruma, yenileme de var. İşte iç mekan projeleri de var. Büyük kampüs projeleri de var. İşte iş yeri binaları da var. Çok böyle gayrimenkul pazarına hitap eden şeyler de var. Çok özellikli projeler de var. O çeşitliliği nasıl görüyorsun? O da aslında hani böyle kasti bir şey değil muhtemelen. Yani benim öngördüğüm ve zamanın getirdiği bir şey. Fakat bunu hakikaten seviyorum da. Yani dolayısıyla birkaç tipoloji dışında herhalde bütün tipolojilere karşı böyle bir açgözlüyüm diyebilirim. Ama İstisnalar hangileri? istisnalar sağlık yapıları diyebiliriz, hastaneler. Yani ona biraz şey duruyorum açıkçası, Mesafeli. mesafeli duruyorum. Belki biraz çok fazla mekanik olduğu için, hani dans edecek pisti daha dar olduğu için olabilir. Belki de hakikaten tamamıyla sağlıkla, hani kötü konuşma derler ya, o misal belki öyle bir şey de olabilir yani alt tarafta. Ama bu hakikaten küçük ölçek, özellikle bu hani bir lavabo tezgahı dahi olabilir, bir kapı da olabilir ki kapı tasarlıyoruz mesela. Yaptığımız bazı projelerde bir kapının kilit menteşe detayından büyük ölçek bir şeye kadar hepsi aslında benim haz ettiğim ve mümkünse de ofiste yer almasını istediğim. Bir taraftan da şey diye bakıyorum ben bunu aslında ofiste
bu ölçekten büyük ölçe içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımla hani bir nevi bir ortam diye bakıyorum. Yani bunlarla besleniyor mimarlık, bunun küçük bileşenleri, büyük bileşenleri. Şimdi son dönemde böyle bir havada uçuşan ödüller durumu var mimarlıkta. İşte fuarlar, şeyler, özel programlar, başvurulu ödüller falan filan. Türkiye'de bir sürü yapıya şey yapıyorsun, gidiyorsun böyle neredeyse hani herhangi bir yerden ödül almamış da havaalanı, ofis yapısı, konut kompleksi yok gibi. Yani her reklamın altında falanca filanca şeyini almış diye bir şey var. Nasıl bakıyorsun bu ödüller ortamına? Valla birkaç şey var aslında. Bir yine benzer bir soru. Geçenlerde bir yerde söyledim. Yani bunlar yarışma değil. Yani bunlar bir ödül. Dolayısıyla eş koşullarda mukayese edilen şeyler değiller. Kimisine başvuruyorsunuz. Zaten birçoğu bu bahsettiklerimizin ücret karşılığı başvurduğunuz şeyler. Dolayısıyla onların içerisinden bir takım seçimler söz konusu. Nasıl seçildiklerini şeylerini bilmiyorum. Çok da merak etmiyorum açıkçası. Ama bu mimarlık dünyasına ilgi çekmek açısından, mimarlık tarafından... İşlevselleştirilebilir. Evet, yani o şekilde konuşulabilir. Yani baktığımız zaman aslında bizim o beşlimizin aslında bazı yarışmalarda ya da ödül mekanizması belli bir noktaya taşıdıklarını görüyoruz. İşte biraz önce de onlara iyi ki varlardı diyoruz. Hı. Aslında bunda onun bir katkısı olabilir. Dolayısıyla bir de tabii mimarlar. Mimarlar biraz... Derken dönemlerinin geçtiğini düşünüyor musun? Hayır. Geçtiğini düşünmüyorum. Daha çok ödül alıyorlardı mı? Yok, hala alıyorlar. Hı. Geçtiğini düşünmüyorum. Ne diyecektim? Yani mimarların kendi salonunda oynaması dışında sokaktaki insanın, mimar olmayanların, kenti paylaşan insanların da en azından bir kısmını, asgari de olsa, ödülle bir mimarlık mevhumu, en azından niye, ne değildir gibi gündeme tarafından iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bunun faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum o anda. Ama kendine döndüğü zaman mekanizmanın çalışması itibariyle bir arıza olduğunu da teslim ederek. Peki bir de böyle hani çok sevilmez, klasik bir soru da çok sevilmez ama şeyi sorayım. Yani genelde böyle arada soruyorum bunu. Kimleri görüyorsun böyle ümit veren ve Türkiye mimarlığını taşıyacak, işte yeni açılımlar getirebilecek, yeni tartışmaların zemini oluşturacak bina yapı ya da mimar olarak neler var ortamda? Biraz şöyle bakıyorum herhalde bir süredir. Yani mimarlık aslında çok enteresan bu neydi ismi unuttum yazar var. Onun hakkında şey de açılan daha sonra bir imza gününde iptal oldu bir konuşması var. Edebiyatçı yazar adını unuttum şimdi kusura bakmasın. Murat Menteş. O diyor ki Türkiye'de bir bağlam sorunu vardır bir edebiyatçı olarak. Yani şimdi ben de bir taraftan bağlamcıyım diyebilirim kendi adıma yani en azından bunu gösteriyorum göstermem ayrı konu. Dolayısıyla bakarken de bu statik modernizm ya da modernizmin sürdürülebilirliği noktasında coğrafi, iklimsel ve benzeri bir sürü şeyi barındıran yeni bir şey kim söyleyebilir, böyle bir potansiyeli kim taşıyabilir diye bakıyorum. Ve bunun üzerinde bu illa yapı yapması gerekmiyor ama hem de bu mimarlık alanında da bence önemli bir boşluk olduğunu eleştiri alanında olduğu gibi ve bunun da bence gelmesi gerektiğini ve illaki geleceğini kabul ederek mesela Boğaçan'ı ben önemsiyorum. En sözü itibariyle ki aynı zamanda yapı da yapmaya yapı da yapıyor. Benzer şekilde hem düşünce temelinde hem de yapı temelinde bir derdi olduğunu çok rahat görebileceğim ya da benim gördüğüm Alişan Çırakoğlu mesela bence şey önemsiyorum. Hem yaptıkları yapı itibariyle hem mimarlığa bakışı ve kendi kişisel mimarlık politikası açısından. Bunları diyebilirim mesela.
Peki uluslararası ortamı nasıl? Yani vardır gene bir sürü. Hani hakikaten mimarlık yapmayıp kağıt üzerine şeyler de yani. Hani, yani bu tür saptamaların hepsi aslında büyük bir çoğunluğa da haksızlık süper yapmayı pool da mesela, göze alarak bence başka yapılan, bir damardan iyi bir yerde durabiliyor. Yani bu tür alt çizip isim vermelerin hepsi aslında ister istemez bir sürü insana da aynı anda haksızlık yapmayı göze alarak olan şeyler. O anlamda şey. Peki uluslararası ortamı nasıl görüyorsun? Ya hakikaten böyle bir su kenarı mimarlığının fena olmadığını düşünüyorum. Niyeyse de böyle. Yani bu modernizm kara tarafında mı sıkıştı kaldı onu anlamadım. Yani bu Ankara'da bayağı karadır. Orada da diyebiliriz. Şimdi kara tarafında çok yani bu eski Doğu blokundan da bahsediyorum. Benim için çok kıymetli. O tektonik, o büyük plastikler hakikaten çok iyi. Hala açıp açıp baktığım şeyler. Ama bir umut vadeden bir su kenarı var. Bunun içerisinde böyle bir Akdeniz başlıyor. İşte Portekiz, İspanya, Hollanda. Kuzeye çıkıyorsunuz. Ondan sonra kıtayı geçin. Karşıda Güney Amerika, Şili. Mesela Şili, Meksika. Benim Brezilya. En fazla şeyle baktığım yerler Brezilya. Yani oralar hakikaten yani o şeyle ilişkisi de, dünya ile ilişkisi de enteresan. Yani bir şey yapıyorlar ve aslında biraz da oralara bağlı bir şey yapıyorlar. Venedik, öğrenilecek bir şey var. Biyeneli'nde de şeyler, yani Güney Amerika katkısı çok müthişti. Bu özellikle de yani modernizmin sürdürülebilirliği ya da coğrafi bazda adaptasyonuyla ilgili olarak hakikaten çok çok ilginç bir katkıydı. Doğru, ben de yani aynı şeylerin muhtemelen altını çizerdim diye söylüyorum. Avustralya'da mesela. Hiç yani bunu böyle suyla özdeşleştirerek düşünmemiştim. Enteresan bir şey aslında bu. Yani çünkü şey bir yerden bakınca da doğru, bir coğrafi şeyi de var. Onu ben politik olarak da kuruyorum genelde. Çünkü hani su kenarı ufukla ilgili bir meseledir. Öbüründe daha başka bir şey vardır. Türkiye'de de öyle mi Türkiye'de acaba? De, bir de hani politik angajmanlara bakarsan aslında niye su kenarı kara tarafı yani ya da niye Kolombo tarafa gitti? Yani bu bir sürü şey, yani mimarlığın dışında da bende açılımlar olabilir. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Senin eklemek istediğin... Teşekkür ederim. Var olun. İyi ki yapıyorsunuz. Hakikaten çok kıymetli bir şey. Belge. Evet. İnşallah devamını bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi.